Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. 451'de Galya seferine çıkan ve Katolon muharebesinde Batı Roma İmparatorluğu ordularını yenilgiye uğratan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Galya neresidir? Günümüzdeki Fransa'dır arkadaşlar. E Fransa seferine çıkıyor. Kim çıkıyor? Avrupa Hun hükümdarı. Attila çıkıyor arkadaşlar ve Katolon muharebesinde Batı Roma İmparatorluğu ordularında yenilgiye uğratmıştır. Avrupa Hunlar arkadaşlar. Cevabımız burada. Ne oldu? B olmuş oldu. 2'ye geldik. Tolun oğulları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş? Bakalım. Tevâif-i mülük devletlerindendir. Doğru. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Doğru arkadaşlar. Hanedanı ve halkı Türk kökenlidir. Yanlış arkadaşlar. Mısır'da kullanılan ilk Türk devleti Tolunoğullarının halkının çoğunu Arap kökenlidir arkadaşlar. Türk kökenli değildir. O yüzden bunu kabul edemedik. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Bu arada bakıldığı zaman tevafi mülük devleti ne demekti arkadaşlar? Abbasilere bağlı yöneticilerin kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan devletlere biz tevafi mülük devletleri diyoruz. Bunu da unutmayalım. Üçüncü sorumuza geldik. Türk İslam devletlerinde çocuk yaşta hükümdalların tahta çıkması aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin devlet yönetiminde ön plana çıkmasına neden olmuştur? Emirül Ümera, Naibi Saltanat, Müşrifi Memalik, Reisül Bahır, Emirül Sevahili vermiş. Arkadaşlar, Türk İslam devletlerinde hükümdara vekalet eden divana biz ne diyorduk? Niyabeti saltanat diyorduk arkadaşlar. Bu görevle de naibi saltanat adı verilmektedir. Çocuk yaşta hükümdarların tahta çıkması naibi saltanatı devlet yönetiminde ön plana çıkarmıştır arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Emirül Ümera neydi arkadaşlar? Asker kökenli vali demekti. Müşrefi Memalik neydi? Bu da e, mali ve idari denetimi sağlayan İşraf Divanı'nın başındaki yöneticiye veriliyordu. Bu isimde Reisül Bahır ve Emirül Sevahid ise Anadolu Selçuklarında donanma komutanına verilen isimdi. Bir diğer sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzdayız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki devletlerden hangisinin Hint deniz yolu üzerindeki hakimiyetine son verilmek istenmiştir? Diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1488 tarihinde Portekizli kaşif Bartolomeu Dias ümit burnunu bulması ve ardından yine Portekizli kaşif Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşmasının ardından Hint deniz yolunun kontrolü kime geçmiştir? Portekizlere geçmiştir arkadaşlar. Baharat ticaret Yolunu ve Akdeniz limanlarının önemini azaltan bu keşifler Osmanlı Devleti'nin Portekizlere karşı Hint deniz seferlerini gerçekleştirmesine yol açacaktır. Burada cevabımız D oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda verilen bilgiler şehir aşağıdaki şehirlerden hangisine aittir demiş. Osmanlı'da 16. yüzyılın sonuna kadar çini üretiminin merkezi olmuştur. Osmanlı dini mimarisinin ilk örnekleri burada yer almıştır diyor. Bakıldığı zaman Osmanlı devletinde çini üretiminin en önemli merkezi arkadaşlar İznik ve Kütahya'dır. Burada sorudan bizi ayırt edecek bilgi nedir? Dini mimarisinin ilk örnekleri. İlk örnekler biliyorsunuz ki arkadaşlar Hacı Özbek Camii nerede, neredeydi? İznik'te yer almaktaydı. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Mutlak monarşi ile yönetilen Osmanlı Devleti'nde padişahlar aşağıdakilerden hangisiyle çelişmemek kaydıyla yasa koyma yetkisine sahip olmuştur? tekalifi örfü ile, şer'i hukuk ile, kanunname-i Ali Osman ile, mecelle ve layihalar ile demiş. Mutlak monarşi ile yönetilen Osmanlı devletinde arkadaşlar padişahlar şer'i dediğimiz yani İslam hukuku ile çelişmemek kaydıyla yasa koyma yetkisine sahip olmuşlardır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Nitekim bu doğrultuda çıkarılan yasaların dine uygun olup olmadığı hakkında kimden fetva alınıyordu? Şeyhül İslam'dan fetva alınmaktaydı değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Resim öğretmeni için İtalya'ya gönderilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'i gül koklarken tasvir eden eseriyle tanınmıştır. Verilen bilgiler hangi sanatkara aittir demiş Osmanlı'da. Arkadaşlar kime aittir? Nakkaş Sinan Bey'e aittir. Biliyorsunuz ki gül koklayan Fatih potresi kime aittir? Nakkaş, Sinan Bey'e aittir. Amasyalı Şeyh Hamdullah kimdi arkadaşlar? Bu da meşhur hattattır. Ahmet Karahisari arkadaşlar yine kanun döneminin meşhur hattatıydı. Levni bu ise Lale Devri'nin ve Osmanlı'nın nakkaşıydı. Matrah Nasuh ise Kanun devrinin ünlü nakkaşı ve matematikçisiydi. Bir diğer sorumuza geldik. Vezir-i Azam'ın padişahın mutlak vekili olduğuna hangisi kanıt oluşturmaz demiş. Mührü Hümayun'u taşıması, Serdar Ekrem ünvanıyla sefere çıkması, divan toplantılarına başkanlık etmesi, üst düzey devlet adamlarının atamasını yapması, geçimi için kendisine has geliri tahsis edilmesini vermiş. Arkadaşlar Osmanlı'da devlet görevlilerine hizmet karşılığı maaş olarak verilen topraklara ne diyorduk biz? Dirlik adı verilen toprak diyorduk. Dirlikler kendi içerisinde gelirlerine göre has, ziyamet ve tımar olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. Has toprak geliri 100.000'den fazla olan e, dirlik arazi olup birinci dereceden üst düzey devlet görevlerine ayrılıyor. Yani dolayısıyla e, vezir-i Azam'a e, diğer üst düzey görevler gibi has gelirlerini tahsis edilmesi onun padişahın mutlak vekili olduğunu kanıtlayan bir durum değildir. Ancak e, A, B, C ve D verilen bilgiler ise Vezir-i Azam'ın padişah ın mutlak vekili olduğuna kanıttır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Osmanlı Devleti 1700 Çeşme, 1770 Çeşme, 1853 Sinop donanma baskınları sırasında aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaş içerisinde olmuştur diyor. Arkadaşlar Çeşme ve Sinop'ta biliyorsunuz ki Rusya donanmamızı yakmıştır. Burada cevabımız A şıkkı Rusya olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devlet yönetiminde görülen gelişmelerden hangileri 2. Mahmut dönemine aittir demiş. Şeyhülislam'ın hükümet üyesi yapılması, memurlukların dahiliye ve harici olmak üzere ikiye ayrılması, tercüme odasının kurulmasını vermiş. Arkadaşlar, Bab-ı Meşiat yani fetva makamının kurularak Şeyhülislam'ın hükümet üyesi yapılması 2. Mahmut dönemindedir. Meymulukların dahili dediğimiz iç, harici dediğimiz dış. Arkadaşlar dış işleri. Bunlar ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. E, tercüme odası kurulmuş oluyor 1821 tarihinde. Bunların her üçü de kimin dönemindedir? İkinci Mahmut dönemindedir. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi 19. yüzyıl ıslahatçıları arasında yer alan Osmanlı devlet adamlarından biri değildir? Alemdar Mustafa Paşa 19, Ahmet Cevdet Paşa 19, Mithat Paşa 19, Mustafa Reşit Paşa 19, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ise arkadaşlar Lale Devri'nde 18. yüzyıldadır. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Diğer şıklarımızı açıklayalım. Hangisi hangi e, padişahın sadrazamıydı? Şimdi Alemdar Mustafa Paşa arkadaşlar e, senedi ittifaka arabuluculuk yapmıştır. İkinci Mahmut döneminin değildir. Sadrazamıdır. Ahmet Cevdet Paşa ise Mecelle'yi hazırlamıştır. Ve arkadaşlar Abdülaziz dönemindedir. Mithat Paşa biliyorsunuz ki Kanuni Esası hazırlamıştır. 2. Abdülhamit döneminde. Mustafa Reşit Paşa ise arkadaşlar biliyorsunuz ki Tanzimat Fermanı halka okuyan kişidir. Abdülmecit döneminde. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ise 3. Ahmet döneminin ünlü sadrazamıdır. Lale Devri'nde. Osmanlı Devleti'ne tebaaya vatandaşlık haklarının tanındığı ilk belge hangisidir demiş. Arkadaşlar Osmanlı'da 1839 tarihinde tanzimat fermanı ile Osmanlıcılık dediğimiz Osmanlı vatandaşlığı anlayışının temelleri atılıyor. İlk kez kul anlayışı yerine vatandaşlık anlayışı benimsenmiş oluyor. Nitekim bu ferman din farkı gözetmeksizin tüm tebaanın eşit bir statüye ulaştırılması yolunda gerçekleştirilen ilk adım olmuş oldu. O yüzden cevap C şıkkı tanzimat fermanı. 13'e geldik. Ne diyor? Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı hakimiyetine çıkmasında milliyetçilik akımının etkisi söz konusu olmamıştır diyor. Kırım, Moray, Bulgaristan, Eflak, Boğdan, Girit'i vermiş. Kırım, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız oluyor. 1792 Yaş Anlaşması ile resmen Rusya hakimiyetine girmiştir arkadaşlar. Milliyetçilik akımının etkisi söz konusu değildir. Milliyetçilik akımı 1789 Fransız ihtilalinin ardından ortaya çıkan bir akımdır. E, Kırım zaten 1774'te ne olmuştur? Bağımsız olmuştur arkadaşlar. Mora, Bulgaristan, Eflak, Boğdan ve Girit buralar ise milliyetçilik akımının etkisi söz konusudur bu noktada. E, Mora biliyorsunuz ki 1829 Edirne Anlaşması'yla yani Yunanistan. Bulgaristan arkadaşlar 1908'de 2. Meşrutiyet'in yarattığı karışıklık ortamından yararlanarak bağımsızlığını ilan ediyordu. Eflak Boğdan dediğimiz Romanya arkadaşlar. Bu da 1878 Berlin Anlaşması'yla bağımsız oluyor. Girit ise arkadaşlar... Burada yaşayan Rumlar 1908'de Yunanistan'a katıldıklarını açıklamışlar ve 1913 Londra Anlaşması ile Girit'in Yunanistan'a ait olduğu kesinleşmiş oldu. 14'e geldik. Mütara, e, mütarekeler konuşamadım. Müta, mütarekeler silahlı savaşa son veren barış yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyan silah e, bırakışma anlaşmalarıdır. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde imzaladığı aşağıdaki diplomatik belgelerden hangisi mütareke özelliği taşımaktadır? Bunu niye okuyamadım ben de anlamadım. Arkadaşlar neyse sorumuza dönelim. Bakıldığı zaman Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde imzaladığı diplomatik belgelerden hangisi mütareke özelliği taşımaktadır diyor. Hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nı Bitrem ve Bahriye Nazırı Rauf Bey arasında 1918'de Limnadası'nda imzalanan İtiraf devletlerinin başında kim vardı? Amiral Kaltrop arkadaşlar vardı. Mondros Ateşkes Anlaşması mütareke niteliği taşıyan diplomatik bir belge olmuştur. 15'e geldik. Hangisi milli mücadele döneminde İstanbul'da hükümet kuran devlet adamlarından biri değildir? Ali Rıza Paşa, Salih Hulusi Paşa, Damat Ferit Paşa, Ahmet Tevfik ve Kazım Karabekir Paşa'ya vermiş. Hangisi yoktur? Kazım Karabekir yoktur. Kazım Karabekir milli Mücadelede merkezi Erzurum olan 15. Kolordu komutanı olarak arkadaşlar Anadolu'ya geçiyor ve Doğu cephesi komutanı olarak atanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra ve Ermeniler ile mücadeleyi yürütmüştür. Diğerleri ise milli mücadele döneminde İstanbul'da hükümet kuran devlet adamları arasında yerini almaktadır. Bir diğer sorumuza geldik. Türk İnkılabı'nın eylem safhasının yüzüne çıkarmıştır. Rus ve Fransız devrimlerinden farklı yönünü ortaya koymuştur. Yukarıda bilgiler milli mücadele dönemine ait gelişmelerden hangisine aittir demiş. Havza bildirisi Samsun raporu Amasya Tamimi misak Milli Amasya protokollerini vermiş. Milli mücadele döneminde arkadaşlar Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliği göreviyle gerçekleştirdiği son faaliyet nedir? Amasya Tamimi'dir arkadaşlar. Burada mevcut düzene e, ileride son verileceğini ortaya koyması e, yönüyle Türk inkılabının eylem yani ihtilal safhasının su yüzüne çıkarmıştır. Burada cevabımız Amasya tamimi yani Amasya genelgesidir arkadaşlar. Diğer adı tamimdir. 17'ye geldik. Yukarıdakilerden hangileri milli mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anlaşmalar ile Türk toprağı sayılan yerlerden biri değildir. Caber Kalesi, İskenderun Sancağı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları Batı Trakya'yı vermiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın türbesinin yer aldığı Caber Kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan 1921 Ankara Anlaşması ile Türk toprağı sayılıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtiraf Devletler arasında 1922 senesinde yapılan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile kime bırakılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılıyor. İskenderun Sancağı dediğimiz Hatay arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması ile Fransa mandasındaki kime bırakılıyor? Suriye'ye bırakılmış oluyor. Yani burada özel yönetim olarak kalıyor Suriye'de. Batı Trakya ise 1913'te imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır. Toprağı sayılmayan yerler arasında 2 ve 4 yoktur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. Milli mücadelede <laughs> faaliyetlerinden hangilerinde San Remo konferansı kararlarını hayata geçirmek amacı etkili olmuştur diyor. İstanbul'un itilaflarca resmen işgal edilmesi, İngilizlerin bandırma ve mudanya asker çıkarmaları Yunan güçlerinin Milne hattının doğusuna geçmelerini vermiş. İstanbul'un itilaf devletleri tarafından resmen işgali biliyorsunuz ki Misak-ı Milli'nin ilanı sonrasıdır. Yani 16 Mart 1920'dedir. 1920'de İtalya'da toplanan San Remo konferansında arkadaşlar Sevr Antlaşması'nın ne yazılanıyor? Taslağı hazırlanıyor. E, hazırlayan e, itilaflar ne yapacaktır? San Remo'dan e, Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek için e, bir dizi adım atacaklardır. Bunlar arasında neler vardır? İngilizlerin Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkarmaları vardır. Yunanların Milna hattını e, aşıp Balıkesir, Bursa, Doğu Trakya'da yeni işgallere başlaması vardır. Ancak İstanbul'un itilaflarca resmen işgal edilmesi e, bu amaca yönelik değildir. Cevabımız o yüzden ne oldu? Eşik oldu çünkü daha öncedir. E, cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde rejimin layıkleşmesi yolunda atılan son adım hangisi olmuştur diyor. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması, hilafetin kaldırılması... 6. Atatürk ilkesinin anayasa eklenmesi, şer'i mahkemelerin kapatılması, ezanın Türkçe okunmaya başlanması diyor. Arkadaşlar devletin dini İslam'dır maddesinin 24 anayasasının 28 değişikliğinde oluyor. Kıyafetin kaldırılması 1924. 6. Atatürk ilkesinin anayasa eklenmesi 1937 senesinde arkadaşlar. Şer'i mahkemelerin kapatılması 1924. Ezanın Türkçe okunmaya başlaması. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bursa olayında olmuştur bu durum bakıldığı zaman hangisi en son atılan adımdır? 6 Atatürk ilkesinin anayasaya eklenmesi arkadaşlar olmuştur. Cevabımız C şıkkı oldu. Mustafa Kemal Atatürk 1924'te Samsun'da yaptığı bir konuşmasında terbiyedir ki bir terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı bir içtimaiye halinde yaşatır ya bir millete esaret ve sefalete terk eder sözüyle Hangisinin önemini ortaya koymuştur Mustafa Kemal? Burada arkadaşlar e, terbiye kelimesi nedir? Arapçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Arkadaşlar eski dilde eğitim ve görgü anlamına gelmektedir. Mustafa Kemal burada eğitimin önemini ne yapmıştır? Vurgulamıştır. Talim terbiye'den gelsin aklınız arkadaşlar. Talim Terbiye Kurulu var ya. Terbiye orada eğitim demektir. Yukarıdaki faaliyetler aşağıdaki kurumlardan hangisinin çalışmalar arasında yer almıştır? 1935'te Cumhuriyet tarihinin ilk arkeolojik kazısını gerçekleştirmiştir. 1937'de Yusuf Akçura'nın Piri Reis Haritası adlı eserinde ki dünya haritasını yayınlamıştır. Kim yayınlıyor bunu? Türk Tarih Kurumu. Arkadaşlar yayınlamıştır. 1931 senesinde kuruluyor. 1931'de liselerde okutulmak üzere Türk tarihinin ana hatları adlı eser hazırlatılıyor arkadaşlar 35'te Cumhuriyet tarihinin kendi maddi imkanları ile gerçekleştirdiği ilk kazı yapılmış oluyor. 37'de Belleten adlı bilim dergisi çıkarılmış oluyor ve Yusuf Akçura'nın Piri Reis haritası da yayınlanmış oluyor. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı çalışmalardır bunlar. Bir de sorumuza geldik. 22'deyiz. Verilen bilgiler kurumlardan hangisine aittir? Cumhuriyet döneminin ilk ulusal ticaret bankasıdır. Kuruluş sermayesi Kurtuluş Savaşı'na Hindistan Müslümanlarının gönderdiği para yardımına dayanmıştır. 1932'de yurt dışında şube açan ilk Türk bankası olmuştur. Bakın oldukça önemli bilgilerdir bunlar. Bu bankamız nedir? İş bankasıdır arkadaşlar. İş bankası arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel ve ulusal ticaret bankasıdır. İlk liberal bankasıdır. Burada Hindistan Müslümanlarının gönderdiği para yardımına dayanıyor bunun kuruluşu arkadaşlar ve yurt dışına şube açan da ilk Türk bankasıdır İş Bankası. Nereye açıyor arkadaşlar? Almanya'ya açıyor. Bunu da ekstra bilgi olarak verelim. Hamburg'da. Hamburg'a açıyor. 3 Mart 2013'te 90 90. yaşında 90 kapak hikayesiyle modern tarih hakkında bilmeniz gereken her şey başlığıyla başlığıyla iki tane iyi koymuşlar, ile koymuşlar. Hazırladığı sayısından ilk sıraya Mustafa Kemal Atatürk'ü koyan dünya ünlü dergi arkadaşlar hangisidir? Time dergisidir. Burada cevabımız değişikliği oldu. Hangisi 9 Temmuz 1937'de Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında imzalanan Sadabat Paktı'nın kararları arasında yer almaz demiş. Saldırı amaçlı herhangi bir pakta katılmama var. Cemil Takvam'ın prensiplerine bağlı kalma var. Birbirlerinin iç işlerine karışmama var ortak sınırların dokunulmazlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme var. Savunma amaçlı karşılıklı ve askeri ittifak kurma yoktur arkadaşlar. Böyle bir karar alınmıyor Saadabat paktında. Sadabat paktında bölgesel savunma amaçlı arkadaşlar böyle karşılıklı ve askeri ittifak kurma yer almamıştır. Aman dikkat. Bir diğer sorumuza geldik. Süveyş Kanalını millileştiren Mısır'a 1956'da saldırı düzenleyen devletler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman İngiltere, Fransa ve İsrail saldıranlar bunlardır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Mısır lideri biliyorsunuz ki Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İngiltere, Fransa, İsrail'in ortak saldırısı ile 1956 senesinde saldırı düzenleniyor. 8 Eylül 1954'te Amerika öncülüğünde oluşturulan SEATO Aşağıdaki bölgelerden hangisine yönelik yönelen komünizm tehdidine karşı bir önlem amacı taşımıştır diyor. Arkadaşlar Seattle, Güneydoğu Asya yönelik e, komünizm tehdidine karşı bir önlem amacı taşıyor Amerika tarafından kurulmuştur Seattle. Denememizin son sorusuna geldik. 1961'de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikasında tasarlanan ve 129 günde üretilen Türkiye'nin ilk yerli e, otomobili hangisi? Arkadaşlar diye sormuş. İlk yerli otomobil. Devrim arabaları arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Yani arabayı üretildi arkadaşlar. E, açılışında e, arabanın tanıtılmasında benzin koyulmadığı için arkadaşlar. Yani çok değişik bir durum bu. E, devrim arabaları piyasaya sürülmüyor daha sonra. E, Cemal Gürsel'in talimatıyla nerede Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda tasarlandığında Unutmayalım devrim arabalarını. Bu denememizle birlikte arkadaşlar e, sorularımızın sonuna geldik. Umarım deneme sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bizi dinlemeye devam edin. E, videolarımızı arkadaşlar izlediğiniz için hepinize her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.